Hocam sorumuz şöyle. Mustafa İslamoğlu, Ayşe Hür, Fatma Yavuz, Hüda Kaya, İsrafil Balcı, Cemil Kılıç, Mehmet Azimli, Mustafa Öztürk ve Nazif Ay'ın da aralarında bulunduğu 35 yazar, nikahsız ilişki zina olmaz diyen İhsan Eli Açık'ın yazdığı tefsir kitabının yasaklanmasına karşı ortak bildirim imzalamışlar. Bunlar hocam Müslüman mı değil mi? Daha Bunları önceden de soruyorum. söyledim bu Mustafa İslamoğlu hususen bunların içerisinde. Böyle millete hava atıp çok iyi Kur'an'ı anlatıyormuş gibi. İhsan eli açık gibi bir adamın arkasında duruyor. İşte bu neyi bize gösteriyor kardeşim? Ayet-i Kerime var. Daha yeni tefsir dersinde de okuduk. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah, Bismillah. Em hasibellezine fî kulûbihim meradun ellen yuhricallâhu ezgânehum. Kalbinde hastalık olanlar, onu gizleyenler. Allah o kinlerini ortaya çıkartmayacak mı zannediyor? Şimdi bunlar devlete kinlenmişler, tamam mı? Devlet ne yaparsa onun önüne geçiyorlar. Ama bu kin, bu nefret, bu fesatları öyle bir onları aldı ki kökünden, şu an resmen dini İslam ile alay edermiş gibi açıklamalar yapan, konuşmalarının hiçbir temeli olmayan bir insan, İhsan Eli Açık denilen adam. Bu adamın yazdığı tefsir var bir de. Bunu zaten ne hadle sen tefsir yazıyorsun? Yazıyor. Devletimiz de, diyanetimiz de bu adam bozuk. İtikadı bozuk. Amali bozuk. Düşünceleri bozuk. Öyle bir tefsir kitabını insanlara yaymak, zehirlemekten başka bir şey değil. Kaldırtıyor. Bu tipler de bunun arkasına alıyorlar. Yani doğrunun yanında olmak varken kininden dolayı aynı münafıklar hakkında inen ayet bu. Allah Subhanahu ve Teala kalpleri hasta olan münafıklardan öyle bahsediyor. Kalpleri hasta olanların içindeki kini dışarıya çıkartmayacak mı zannediyor? Çıkartacak. Demişler ki büyükler bu ayet-i kerimenin manasını şerh ederken içteki kin ve kötülük yenilen soğan ve sarımsak gibidir diyor. Sen onu ne kadar gizlemeye saklasan da onun kokusu gider diyor. Yayılır yani. Onun için bunların fesadı ve bozukluğu işte önümüze çıkıyor. İhsan Eli Açık denilen adam ne? Buluştun diyor, sevdin birbirini, aldatmıyorsun, yanlış yapmıyorsun ve diyorsun ki benim ne imama ihtiyacım var, ne devlete ihtiyacım var. Bunların evliliği evliliktir, yaptıkları zina değildir. Bunu açıklıyor. Şimdi bir tane site de bu şekilde bir başlık atmış. Zinaya haram demeyen İhsan Eli Açık demiş ya, bu da itiraz etmiş. Benim öyle bir yazım, öyle bir konuşmam, öyle bir paylaşımım, öyle bir videom varsa gösterin. Adam hemen çıkartmış gösterdi. Biz de dedik ki bu adamın konuşmalarına bak, içki içiyor mu bilmiyorum ben ama konuşmaları yalpa yapar şekilde konuşuyor. İçiyorsa eğer büyük ihtimalle içtikten sonra yaptı herhalde. Bu konuşu hatırlamıyor. Ne dediğini yani. Öyle içiyor. İçiyorsa tabii. Sonra çıkıyor. Uf, 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 ağzı böyle düşe düşe bir şeyler konuşuyor. Ondan sonra ne dediğini de unutuyor. Ben öyle bir şey demedim. Adamlar videoyu koymuşlar oraya. Al, söylediğin söz. Öyle karşındaki insanlar senin kafandan zaten dinle pek alakaları yok. Ondan sonra onlar da ne desen hoşlanıyorlar. Çünkü hep nefislerine göre konuşuyor. O da alamıyor gazı tabii. Ne zinası canım? Zina diye öyle bir şey zina olabilir mi? Siz birbirinizi kabul ettiniz mi aynı o Çinliler gibi? Çinliler de öyledir. Tamam, Allah'a inanmayan puta tapan Çinliler de öyle değil. Tamam mı? Sen beni kabul ettin, ben seni kabul ettim. Ondan sonra eve gittiler. Gece beraber kaldıkları vakitte tamam birbirlerine karı kocası oluyorlar. Onlar da öyle. Tamam. Bu da aynı şeyi anlatıyor yani. Ya da Çinlilerin bir grubu diyeyim. Belki hepsinde de değildir. Şimdi zan altında da bırakmayalım. Puta tapanın ne kanunu kuralı olur da. Velhasıl bunlar ne olduklarını ortaya koydular. İslam adına hiçbir söyledikleri değer arz etmez. Ve hiçbir noktada kendilerine güvenilmez. Sayılanların hepsi. Yok başında başörtü varmış, yüzünde sakal varmış, elinde Kur'an varmış. Bunlar bizim ölçümüz değil. Ehl-i sünnet akidesinden dışarıya çıkmayacak dinleyebilmemiz için bunların hiçbirisi ehl-i sünnet değildir. Ve bu söyledikleriyle, bu arkasında durdukları insan ile dini İslam'ın bilinci içerisinde değiller yani. Allah muhafaza buyursun. Anladım. Görün, tanıyın, ona göre dinleyin yani. Bizden söylemesi.